Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf kimyasında neler var başlığımızda yeni eğitim öğretim yılını açıyoruz. Hadi hep beraber 10. sınıfta neler olduğunu bir anlamaya çalışalım şimdi. Öncelikli olarak 4 tane üniteden sorumlu olacaksınız ki birinci ünitemizin adı kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar olacak. İkinci üniteye geldiğimiz zaman karışımlar başlığıyla, üçüncü ünitede asit baz tuz kavramlarıyla, dördüncü ünitede ise kimya her yerde yani hayatımızda kimya özellikleri ile konularımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Birinci ünite dediğimiz kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar başlığımız yaklaşık olarak 14 haftalık bir periyodu alacak arkadaşlar. Yani 28 derse yayılabilecek bir başlıktan bahsedeceğiz. Kimyanın temel kanunları, mol kavramı, tepkimeler ve denklemler, tepkimelerde hesaplamalar gibi 4 bölümden oluşacak ki özellikle bunların hepsini biz 4. bölümde kullanıyor olacağız. Yani aslında 4. bölüm açıklayabilmek için size kimyanın temel kanunları için 3 video, mol kavramı için 4-5 video çekmeye çalışacağız. Bu konuları en ince şekliyle sizin de anlamanızı sağlayacağız arkadaşlar. Tepkimelerin çeşitlerini, özelliklerini, sayısal incelemelerini mol üzerinden, kütle üzerinden, hacim üzerinden hocalarınız da bol miktarda örneklerle yapacaklar ve yazılı soru tiplerinde ağırlıklı olarak sizi zorlayacak konu başlıklarıyla karşılaşacaksınız. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın birinci dönem okulda yaklaşık 18 haftalık bir eğitim periyodunu barındırır. Ve bu konu 14 haftaya yayılacak ne demek? Neredeyse birinci dönemin tamamı birinci üniteden oluşacak neredeyse demek arkadaşlar. Ama tabii ki ikinci üniteye geçebilen hocalarımız olacak. İkinci ünitemiz normalde hocalarınıza tavsiye edilen periyot itibariyle 9 haftalık bir zaman dilimini oluşturacak. O da 18 derse tekabül edecek. Bu da iki bölümden yani homojen ve heterojen karışımların anlaşılması, çözelti ne demektir, derişim ne demektir, derişim çeşitleri nelerdir gibi sayısal hesaplamalar üzerinden geçerken aynı zamanda ayırma ve saflaştırma teknikleriyle de karışımların ayrıştırılmasını gayet eğlenceli güzel video başlıklarıyla izah etmeye çalışacağız. Üçüncü üniteye geldiğimiz zaman asitler, bazlar ve tuzlar ünitemiz yer alacak ki bu görmüş olduğunuz ünitemizde okulunuzda size 7 haftalık bir periyot olarak anlatılacak arkadaşlar. 4 bölümden oluşacak aslında üçüncü ünitemiz. Burada 4. bölümü yazmayı unutmuşuz. Hemen belirtelim. Tuzlar bölümü de yer alacak. Asitleri bazları günlük yaşamdan tanıyacaksınız. Asitlerin bazların tepkimelerini göreceksiniz. Hayatımızdaki asit bazları ve son bölümde de tuzların özelliklerini anlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. 4. üniteye geldiğimiz zaman kimya her yerde olacak. Çünkü kimyayı kullanmadığımız herhangi bir alan yok. Unutmayın. Yaygın günlük hayat kimyasalları üzerinde duracağız ki nedir bunlar diyecek olursanız her şeyden önce temizlik kimyasallarını görüyor olacaksınız. Plastik malzemeler dediğimiz polimer kimyası üzerinden geçeceğiz. Geri dönüşüm adını verdiğimiz kağıt, metal veyahut plastik malzemelerin geri dönüşümü vurgulanıyor olacak. Sonrasında kozmetik yani parfümeri endüstrisinin kimya ile ilişkisini görüyor olacaksınız. Son olarak bir de ilaçlardan bahsediyor olacağız ki ilaçların çeşitlerini ve kullanım özelliklerini vurgulayacağız. Son başlığımız gıdalar, yenilebilir ve yenilenemez bazı kimyasal maddeleri burada size tarif etmeye çalışacağız. 4. ünitemizde yaklaşık olarak okulda 6 haftalık bir periyodumuz alacak ki 36 haftalık kimya periyodunu bu şekilde eğitim öğretim sezonu için tanıyor olacağız arkadaşlar. Anlamaya çalışacağız. Bu süreçte benim size tavsiye edebileceğim 0'dan 10'a kimya kitabı olacak ki benim size tavsiye edeceğim dedim çünkü konu anlatımlı soru bankalarına ihtiyacınız olacak. Yani kimyanın temel kanunlarını açtınız. Burada ne göreceksiniz? Önce sol tarafta kazanım odaklı bir konu anlatımını örneğin kütlenin korunumu videosunu gelecek videoda çekiyor olacağız. Konuyu size anlatıyor olacağız. Burada gördüğünüz soru çözümleri hemen süzgeç şeklinde karşınıza çıkıyor olacak. Sol tarafta yine bir konu anlatımı göreceksiniz. Sağda uygulamalarını, solda konu anlatımı, sağda uygulamaları derken bölümü bitirecek ve ben de 3 videoyu anlatmış olacağım. Devamında da tekrar tara geç olarak son test videoların testleriyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Hocam ben daha da çok soru çözmek istiyorum, daha çeşitli soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlarım da tak kimya kitaplarımızdan faydalanabilir ki burada da yine aynı mantığı soru tiplerini değiştirerek kullanacağız. Yani bir model soru ve çözümünü, iki test sorusunu, bir açık uçlu soruyu, bir de yazılı tipi soruyu okuldaki yazılılara hazırlık içinde size hazırladık arkadaşlar. Umarım faydası olacaktır. Peki hocam kimyanın ne önemi var? Yani benim hayatımda kimyanın çok bir yeri yok diye düşünen arkadaşlarımız. Unutmayın siz şu anda kafanızı kaldırsanız, çevrenize baksanız, hatta ekranda bana bakıyorsunuz, benim elimi görüyorsunuz, elimdeki kalemi görüyorsunuz. Burada
kimyadaki boyar maddeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi, unutmuyorsunuz, kimyanın ürünüdür. Çünkü hayatımızdaki her şey maddidir. Yani kütlesi, hacmi, eylemsizliği, tanecikli yapısı vardır. Madde dediğiniz ifade İngilizce'deki karşılığıyla matter olarak da söylenen bir ifadedir. Ve kimya bir bilim olarak maddecidir, materyalisttir. Yani ruhsal öğeleri barındırmaz. Maddi olan çevremizdeki her şeyin muhakkak kimyayla ilintisi vardır. Ve bazen bu madde dediğimiz şeyler çevreyle ilişkilenirken, bazen enerji anlamında da alışverişler, ısı şeklinde, iş şeklinde dönüşümler geçirebilir ki bunlar da kimyanın alt başlıkları içerisinde yer alır biliyorsunuz. Fizikokimya, elektrokimya, biyokimya gibi kimyanın alt dallarını öğrenmiştiniz. Unutmayın, bunlar hayatımızın her yerindedir. Aynı zamanda kimya demek bilim ve bilginin gelişmesi demek. Çünkü simyadan kimyaya geçiş sürecini gördünüz ki simya bir bilim değildi. Ama kimya insanlara nicel ve niteli analiz yöntemlerini öğretti. Daha bilimsel, daha eleştirel düşünebilme yeteneğini sağladı. Yani kimyayı iyi bilen bir insan duyduğu, gördüğü her şeye inanmaz. Onu bilimsel olarak açıklamaya çalışır arkadaşlar. Aynı zamanda kimya ne demek? Kariyer imkanı ne demek? Çünkü kimya ile ilgili biliyorsunuz ki öğretmen olma şansınız var. Şu anda benimse yapmaya çalıştığım görevden bahsediyorum. Bunun dışında kimyager olma özelliğine belki sahip olacaksınız. Kimya mühendisi olacaksınız. Veyahut ara bölümler diyebilecek olduğumuz biyo mühendislikler, biyokimya gibi alanlarla yine kimyayı kullanacaksınız arkadaşlar. Unutmayın, kimya sizin için güzel bir kariyer imkanı da sağlayacak. Özellikle 10. sınıf özelliğinde vurguladığımızda 4 ünitemizin son 5 yılda çıkan üniversite sınav sorularına da bir bakarsak 10. sınıf kimyasının önemini daha da iyi anlayacaksınız. Bakın, TYT adını verdiğimiz, yani 2018-2020 aralığında uygulanan ve kimyada 7 sorunun soruluyor olduğu temel yeterlilik testinde yıl bazında baktığınızda örneğin 2020'de 3 soruyu, 2019'da 3 soruyu, 2018'de de 4 sorunun çıktığını görüyorsunuz. Ortalama 7 sorunun 3 ya da 4 sorusu 10. sınıf kimyasından çıkıyor. 1. ünite çok zor demiştik. 11. sınıfında temelini oluşturuyor diye de söyleyebiliriz. Bakın, son 2 yılda soru kullanılmamış. Hatta 5 yılda neredeyse sadece 2 soru kullanılmış diyoruz arkadaşlar. Karışımlar ünitesinin ne kadar önemli olduğunu da burada gözden kaçırmıyorsunuz. Evet, şimdi sizin için de hazırladığım güzel bir ödüllü soru var. Yorumlarınızı bekliyor, beğenilerinizi bekliyor. Hepinize başarılar diliyorum.